Türkiye ve Rusya arasında bir e, o bir mekik dokuma, özellikle e, Netanyahu e, Moskova'dan hiç ayrılmıyor desek yeridir. Bir ara bayağı bir sık gidiyordu. E, dolayısıyla burada e, bir de görünmeyen gölgeler var. Onların başında Netanyahu ve İsraili yetkililer çekiyor. Yani e, biraz geniş pers perspektifte e, bakmak lazım galiba bu yaşananlara. Evet. Şimdi. Bir, ne olması lazım? <laughs> Soçi mutabakatına e, uyulması lazım. E, Beşşer Esed'in gözlem noktalarını iade etmesi lazım, geri çekilmesi lazım. Bu açık. E, üç tane İran, Rusya, Türkiye'nin birlikte mutabık, mutabakat diyoruz zaten. Mutabık kaldığı konulardı. Evet. Şimdi uyulmazsa ne olur? Bu açıdan bakalım. E, Türkiye e, İdlib'te gözlem noktaları tamam, gözlem noktaları sen muhafaza edeceksin. Hatta Eylül ayının 15'ine tarih verilmişti. Şu evet. e, işte HT şeyi e, durdurun, bize saldırı yapmasın. Başımız gözümüz üstüne, tamam, biz elleşmeyeceğiz, efendim İdlib'teki e, bu noktalara e, aşmayacağız, geçmeyeceğiz. Ama yine kullanacak. Bin bir türlü sözler verilmişti. E, İdlib e, mutabık kalınarak, üzerinde bir daha durarak söylüyorum, mutabık kalınarak, e, tamam Türkiye. Buradaki efendim güvenliği siz temin edeceksiniz şeklinde bir anlaşma yapılmıştı. Şimdi bu anlaşmaya uyuluyor mu? Uyulmuyor. Bu e, Türkiye'nin e, güvenlik noktaları işte gözlem noktaları ihlal edildi. E, rejimin kendi e, işte efendim e, kontrol ettiği bölgeler arasında dahil edildi mi? Edildi. Anlaşmaya sadık kalındı mı? Kalınmadı. Şimdi yeni bir anlaşma sunuluyor. Niye sunuyorsun bu anlaşmayı? Anlaşmalar uymak içindir. Bir önceki anlaşmayı uymadın ki. Şimdi bu anlaşmaya ben niye uyayım. Daha doğrusu senin uyacağına ben niye ikna olayım? Uymayacak. İdlib'den bizi uzaklaştırdıklarında sıra Fırat kalkını Bölgesine gelecek. Ondan sonra Barış Pınarı Bölgesine ve ondan sonra Afrin'e gelecek. Evet. Ruslar bunu istiyor. Buraya geldikten sonra ama Türkiye aramız bozulmasın. Aman aramız iyi olsun. Arada tokat atacak. Aman aramız bozulmasın diyecek Rusya. Efendim, peki sonra Kesinlikle PYD'yi getirip o bölgelere yeniden yerleştirecek. Bu da CHP'ye cevap. Biz orada ne arıyoruz? Biz orada ne arıyoruz biliyor musunuz? Bize oradan taş geliyor, taş atanın peşine gidiyoruz. Taş atanın peşine gittik, onlar birazcık daha 30 kilometre bazı bölgelerde güneye indiler. Bize taş atma mevziinden uzaklaştırıldılar. Bir daha taş atma mevziine gelmesin diye biz oradayız. Şimdi bize İdlib'de verilen sözler tutuldu mu? Tutulmadı. CHP iyi dinle. Türkiye öyle diyor. Yani CHP'nin içinde hiçbir dış politika uzmanı yok. En başarılı olanı ya da dış politika konulardaki genel başkan yardımcısı Ünal Çeviköz... ...biz orada savaşa girmek istemiyoruz diyor. Canım benim ne güzel. Ben de istemiyorum savaş. Bir de şu PYD'yi ikna et bakayım. PKK'yı ikna et. E, oradan bize atış yapmasınlar. Füze fırlatmasınlar. Canımızı yakmasınlar. Kiliste, pazar yerlerine, camiye defalarca füze düştü, bomba düştü. Evet. Efendim, madem bu işi çok iyi biliyorsun Ünal Çeviköz, şöyle bir atla git... ...PYD'yi, bir ikna et... ...biz de savaşmayalım... ...kim savaş ister ki normalde ya. efendim... ...şimdi e, bunların... E, ünlü işte efendim... E, ...teorisyen, uzman... ...genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor... ...S-400'lere ne gerek var... ...size kim saldırıyor ki... ...aa bak biz hiç bilmiyorduk... ...S-400'lere gerek yoksa... ...Türk ordusuna da gerek yok... ...biz askerleri kaldıralım... ...niye askere masraf yapıyoruz ki... ...Türk ordusuna da gerek yok en büyük 40 yıldır yakın tehdit PKK'dan PYD'den bize saldırı olmayacaksa o zaman gerek yok canım orduya da gerek yok Kemal Kılıçdaroğlu bir ara öyle demedi evet. S-400'lere gerek yok size kim saldıracak ki demişti şimdi CHP'de de Ünal Çeviköz öyle diyor Türkiye savaş istemiyor diyor vay be Türkiye gelip seninle mi görüştü 83 milyon biz ne bilelim böyle bir irtibat olduğunuzu sizin aranızda şimdi ne olur sözlerine uymaz Rusya uyumadı çünkü İdlib'de gözlem noktalarını ellerine geçirdiler. Hı hı. Biz bundan sonra Rusya'nın sözlerine uyacak olsak yine öbürlerine de uymayacak. Efendim hani Perşembe geliş çarşambadan bellidir. Ağzını eğip büyümesinden Ömer diyeceği belli derler ya. Hı hı. Efendim ya siz niye okuyorsunuz ya ne okuması? 24 milyon kilometre kare yedik. Bir ara elimize geçmiş bölge değil bunlar. Bütün bölgelerde en az ortalama 3, 300 yıl kaldık en az. 300 yıldır buralar bazı yerlerde 500 yıl, bazı yerlerde 624 yıl. Libya'da bizim tabi gibi. Tabii bizim toprağımızdı buralar. Hı hı. Bunlar aşama 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 topraklarımızı elinden aldılar mı bizim? Aldılar. Peki nasıl ikna ol oluyorsunuz siz bundan sonra bize saldırmayacaklarına? Bu ilginç bir şey neyse. Batı bile tahmin edememiş Osmanlı'nın bu denli hızlı bir şekilde Aynen. Bir çekileceğini. Aynen çünkü ihanetler var. Evet. Şimdi İdlib'de bunlara uyulması lazım. Türkiye asla geri adım atmaması gerekir. Atarsa savaşı kendi topraklarında, sınırında değil. Kendi topraklarında biz yeniden Şemdinli'den, efendim Şırnak'tan, Silopi'den, Cizre'den Allah korusun şehit haberleri duymaya başlarız. CHP bunun için oradayız biz. Bu bir nokta. Peki Rusya e, Türkiye'yi buradan uzaklaştırırsa ne olur? Beşşar Esed Suriye'yi yutar. Affedersiniz ben Yemin Netanyahu Suriye'yi yutar. Önceki plana geri dönülür. Dalga geçiliyordu ya efendim, Emevi camisinde cuma namazı kılacağız deniliyordu ya. O süreç işletilir. Suriye'nin payına düşen 3 parçaya bölünmekti. Daesh'in, PYD'nin efendim eline geçireceği bölgelerde Daesh İsrail'e saldıracak efendim. İsrail de a bana saldırı oluyor diye yani davet saldırısıdır bu. Evet, evet. Bana saldırı oluyor diye bölgelere gelip İsrail buraya yerleşecekti. O zaman Rusya üstlerini değil bir tane karakol bile Suriye'de bulunduramaz. Çünkü İsrail'in hedefinde arzı ı Türkiye ne yaptı? Rusya ile birlikte DAEŞ'i bitirerek bu planı bozdu. Bu niyet okuma değil. Bağdadi'nin açıklaması var. Ne diyordu? İsrail'e nasıl saldıracağımızı herkes görecek diye videosu var. Efendim, bunu görecek diye açıklaması vardı. Türkiye DAEŞ'in işini bitirerek bu planı bozdu. Fakat e, diğer planı devreye soktular. Pea de güçlendirildi bu sefer. Pea de güçlendirildi. Pea de savaşıyor gibi yapıp bölgeyi İsrail'e teslim edecekti. Yani bu e, istikrarsızlaştırma hani vaktiyle herkesin Arap Baharı dediği. Ben hiçbir zaman demedim. Arap Baharı olmadığı da ortaya çıktı. Kesinlikle. ne diyelim. Venezuela Baharı. Her yere bahar yerleştirelim. Gezi fitnesi ne diyelim? Gezi baharı. Maduro Efendim, ona inananlar dik durmasaydı orada iş bitmişti. Tabii canım. Şimdi burada Türkiye ve Rusya Maduro'nun arkasında durdu. Evet. Onu başaramadılar. Şimdi e, bu Arap katliamları sürecinde geldi Suriye'ye dayandı, Irak'a dayandı Türkiye'ye karşı çıktığı için. Türkiye'yi durdururlarsa bu süreç yeniden işletilir yeniden işletilir. Benjamin Netanyahu'nun Moskova'ya arka, ardı arkası kesilmeyen ziyaretlerini siz de bahsettiğiniz unutmayalım. 15-16 Ocak'ta sonuç verdi. Mihail Mishustin e, şey oldu. E, Rusya Başbakanı oldu. Bu e, Yahudi asıllı birisi. Şimdi Benjamin Netanyahu'nun etkisinin olmadığını düşünmek fazla iyi niyet olur. Kesinlikle. Şimdi Rusya e, İsrail'in ağzına bakıp Efendim Akdeniz'deki muhtemel kaygılarını, kaygı çekebilir anlıyorum. Türkiye'yi saf dışı ederse başına gelecek Beşşer Esed'in, Beşşer Esed iktidarda kalmayacak. Orayı üçe bölecekler. Efendim bir süre sonra da bölge İsrail'in eline geçecek. Ondan sonra Rusya üstlerini orada bir daha e, rüyasında görür. O askerlerini, mühimmatlarını toplayabilir mi onu düşünsünler. Rusya'yı Akdeniz'de asla tutmazlar. Şimdiye kadar... Bu zamana kadarki çatışmalarda Rusları Akdeniz'de hiç tutmadılar. Rusların Akdeniz'de olması için tek şans Türkiye ile birlikte olmaktır. efendim. Şimdi sen Türkiye'yi sakatlarsan orada yalnız kalırsın tasfiye edilirsin. Zaten İran'da tasfiye edilecek. Evet. Başka bir nokta daha var. Benim ısrarla vurguladığım ve izleyicilerin de dikkatlerinden kaçırmaması gerektiğini söylediğim bir husus var. Burada bir daha söyleyeceğim. New York Times 2016 haritalarını izledi izleyiciler internette yazsın tarasınlar. Bir sonraki hamle Sayın Erdoğan'a bir şey olursa Allah korusun. Bu ekonomik sıkıntılar, zamlar, şunlar bunlar falan diyorlar ya. Bu arada İmamoğlu'nda da atıfta bulunmak lazım. Ha bile üst üste zamlar geliyor. Hani her şey güzel olacaktı? Çok güzel oldu ya her şey. Mesela rakam vereyim madem e, İmamoğlu'dan Lütfen bahsettiniz. Ver. %35 olarak verildiği zam oranı her yerde öyle açıklandı. Ama bir araştırma yaptık. Biz haber merkezi olarak da yaptık onu. Metrobüste 3 durak arasında yapılan zam oranı %79'a çıkıyor. Buyurun. Hani her şey çok güzel olacaktı? Her şey çok güzel olacak diyenler cevap versin. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Peşinden bir şey söyleyeceğim. İstanbul'da her şey çok güzel olacak, öyle mi? Oldu mu? Türkiye'de de aynı böyle olacak. Sayın Erdoğan'ı ekonomik sıkıntılar sebebiyle... Türkiye ciddi bir darboğazdan geçiyor. Belli ekonomik sıkıntılar olabilir ki o kadar da değil. Faizler düşüyor. Biz çok büyük nimetlerini göreceğiz devamında. İkinci el fiyatları arttı. Sıfır araba bulunmuyor. Hangi ekonomik kriz? buyurun. Ha, buyurun. yani. Buyurun. Biz yere kadar. biz dahasını göreceğiz. Niye? Faizler düşüyor. Türkiye bunun karşılığını alacak. Faizlere ciddi kaynak harcıyordu. Bunun karşılığını alacak. Şimdi nasıl İstanbul'da her şey çok güzel. Olmadıysa Sayın Erdoğan'a bir şey olursa Türkiye'de de her şey çok güzel olmayacak. Ve ne olacak? Ekonomi güzel olsa bile Türkiye 5 parçaya bölünecek. New York Times 2016 haritalarına bakın. Ya haritaları yazar yazar çizerler. Bakalım gerçekleşecek mi? Bak dikkat et. Ee, Sykes-Picot'u 1916'da tasarladılar. Evet. 1918'de gerçekleştirdiler. Bunu tasarlayanlar ya pazar günü işimiz yok, gel bir harita çizelim diye işsiz güçsüz kaldıkları için çizdikleri bir harita değil. Bunlar kendilerine başka uğraş bulabilirler. Siz az önce konuşmanızın arasında niyet okuma dediniz ya, konuşurken niyet okuma gibi algılanmasın ama dediniz. Şimdi e, rahmetli Erbakan önce bundan 35-40 sene önce şu anki mevcut durumu e, aktarıyordu bizlere. Yani o ileri görüşüyle yapıyordu, bu. niyet okumuyordu. E, görüyoruz ki Erdoğan'ın cevabı çıktı. Hepsi çıkıyor. Evet. Şimdi bunlar da... Ya bunlar haritayı yazar yazar çizerler diye yani e, bilmiyorum artık nasıl bir anlayışınız var. 1916 Sykes-Picot'u belirleyenler, çizenler, tasarlayanlar 1918'de gerçekleştirdiler mi? Evet. Gerçekleştirdiler. 1916'da bu tasarlanırken bizim sınırımız Süveyş'e kadar dayanıyor <laughs> mu? evet. Kuveyt hariç bir iki emirlik belki o tartışmalıdır hariç tüm Mezopotamya bizimdi. Gitti mi elimizden? Şimdi tüm Türkiye bizim elimizde mi? Beş devlet de bölünecek diyor muyuz? Allah korusun. Ellerine geçerlerse Mezopotamya'yı elimizden alanlar bu bölgeleri bizde bırakacaklarına hangi kanaatte inanıyorsun? Evet. Şimdi burada bir şey söyleyeyim bitireyim. Evet. Şimdi Türkiye'de Sayın Erdoğan'a bir şey olursa sadece ekonomi düzelecek demiyorum. Sadece ekonomi bozuk kalmayacak. Hı. Bu ekonomi bu hali daha kötü bozuk değil daha kötü olacak. Bir 5 parçaya bölünecek. Peki bunu şimdi niye söylüyorum? Putin için. Putin efendi, Putin bunu çok iyi biliyor. Kesinlikle biliyordur. Uluslararası İstanbul Devleti kurulacak, haritada var görebilirler efendim. Artık bunu ihtimale bırakmıyor Batı. Bundan sonra Karadeniz'i de açık deniz haline getirecek. Bakın Gürcistan krizinde Erdoğan Putin'le konuştu, ikna oldu Putin. Çok eski bir tarih. Neye ikna oldu biliyor musunuz? Dedi ki Putine, Amerika'nın girmediği tek deniz Karadeniz. Bak ileri gidersen Amerika buraya da girer. Şimdi Montrö sebebiyle efendim bir de bizim boğazlarımız olması sebebiyle Putini aslında Karadeniz'de biz koruyoruz. Karadeniz'de bir tane yabancı balıkçı gemisi bile giremez 21 günden fazla. Evet. Çıkar. Eğer uluslararası İstanbul devleti kurulursa efendim çözüm süreçlerini hatırlayın. Erdoğan'dan sonra getirecekleri bunu yaptırırlar. Uluslararası İstanbul devleti kurulursa ee, NATO donanması Karadeniz'e dolar. Allah Putin olsun. de bir daha Kırım'da ayağını bile denize sokamaz. sokamaz. Bunu Putin Efendi biliyor. Bunun için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir düello var. Arkadaşlarımın partisetini evet, verdi şu an. Evet. Anda. Hatta ekranın kenarına da yansıtsın bence yönetmen arkadaş. Evet. Görsünler. Şimdi da şöyle bir şey vardır. Karşılıklı parmaklarınızı birbirinizin ağzına sokarsınız ve Çatışmaya başlarsınız. Nasıl? Karşılıklı ısırarak. Kim kazanır biliyor musunuz? Ağzını ilk gevşeten kaybeder. Ağzını gevşetmeyen der ki öbürüne bir saniye bekleseydin ben gevşetecektim. Şimdi burada Putin Sayın Erdoğan'ın sabrını zorluyor. Yapacak mı yapmayacak mı? Biz aynısını nerede gördük? Afrin'e girerken gördük. Hepsinde gördük. Evet. Afrin'de Türkiye girmeyecek diye bekledi, bekledi, bekledi. Türkiye girdiği gün telrifata çekildi. Şimdi Sayın Erdoğan'ı tanıyamamış bir daha tanır. Cumhurbaşkanımız İdlib'e girecek ve gözlem noktalarını geri alacak, almalı. Eğer bunu ikna olurlarsa ki ben öyle bir şey bekliyorum bu görüşmeden. Mart ayına bir tarih verilmişse İnşallah. demek ki zihinlerde belli bir anlaşmaya varılmış. Türkiye buradan geri adım atmaması lazım. Atmazsa onları e, o amacına ulaşır. Peki. Çünkü burada e, zarar görecek, Türkiye zarar görürse <laughs> Türkiye'den daha fazla zarar görecek taraf Rusya'dır. Bir tabir var ya azdan az çoktan çok. Güzel. Aynı, aynen.